Sevgili yaylar, güzel ailem. Evet, yıldızınız çok yüksek olsa da geçmişle ilgili hesaplaşmamız, parasal evreleri görmemiz, aile içerisinde büyüttüğümüz olayları, sorumluluklarımızla kaçtığımız noktaları görmek için iyi bir şans yılı diliyorum. Gözüküyor gökyüzü ve bu konuda karmaşıklıkları düzeltmek, kendi yönümüzü bulmamız için adımları doğru atacağız. Yani başkalarının fark ettiklerini biz de fark edeceğiz. Başkalarının olmak istedikleri noktalara biz de ulaşacağız. Yani siz artık başka değil, siz olacaksınız. Bilginiz olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi ve bu yılı güzelliklerle geçirmenizi temenni ediyorum. İş konularınızla alakalı değişmesi gereken çerçeveyi ve yenilenmek istediğiniz konularınızla ilgili büyük mücadeleyi Haziran ayına kadar verip, Haziran ayında rütbenizi, hak edilişinizi, maaşınızla ilgili beklentilerinizin netliğe kavuşmasının zaferinin tadını çıkartacaksınız. Özellikle kurumsal alanla bağlantılı noktalarda hedeflediğiniz iş konularınızla ilgili makam değişikliği, yer değişimi ve yöneticiler aramızdaki serdenişli sözlerin bitip sağlamlığının daha tadını çıkartacaksınız. Yurt dışı ile ilgili bağlarımız, kuracağımız yeni oluşumlar sizin büyümeniz ve gideceğiniz seyahatlere daha güç kazandıracak. Oldukça renkli, oldukça keyifli, oldukça temkinli hareket edeceğiz. Yani devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız, yer değişimiyle ilgili çok mücadele ettiniz ya da devlete girmek istiyorsanız, imkanlar size Mart'ın sonu ama Ekim ayı devletle ilgili kapılarınızın size sunulacağı noktayı temsil edecek. Mücadele, mücadele, hayat zaten bir mücadele, unutmayınız. Yani aile arasında iş ortaklığımız, iş bağlantılarımızın da devam etmesini istiyorsanız ailenize olumlu bakışlar, sert konuşmalardan uzak durarak aile bağlarımızı daha yüceltmemiz lazım. Sizin böyle vurdum duymaz gibi görüken, gösteren ruhunuz aslında o kadar dikkatlisiniz ki kimseyi kırmamak adına kendinizi devamlı geliştiriyorsunuz ve devamlı da gelişeceğinizi her zaman farkındasınız diyorum. Finansal sektörle bağınız ve ihracat alanla imalat, ihracat ya da yurt dışı ile bağlantılı süreçlerde size gayet güzel fırsatları, gayet kapıların sizin için çalacağını bilin. Yani siz kendinizle yüzleştiğiniz sürece iş konumlarımızla ilgili sorunlarımız yok. Ama 2014, 2015 ve 2016'daki yaşadığınız kavgalar, tartışmalar bu yılın özellikle Ağustos, Eylül, Ekim arasında aynı tartışmalar oluşacak. O tarihleri gözden geçirerek siz nerede hata yapmamanız gerektiğini bilmeniz lazım. Sağlık sektörüyle bağlantılı çalışmalarınız varsa, bu konuda eğitimleriniz, yapmak istediğiniz yüksek lisans, doktoranızla ilgili başvurularınız olumlu ve yurt dışına yerleşmek, şehir dışına gitmek istediğiniz konularla ilgili de kapılar size sonsuz açılacak. Yeter ki isteyin diyorum. Serbest alanda alım satım işinde varsanız ve bu konularla alakalı noktada kendinizi büyütmek istiyorsanız farklı eğitimler alarak kendinizi geliştirerek işinizi daha büyük alanlarda yaratacaksınız. Yabancı insanlarla bağımız güçlenecek. Gideceğimiz toplantılarda kendimizi daha oluşturacağımız nokta ve kendimizi ispatlayacağız. Evet, 2023 sizin için istediğiniz ne varsa gerçekleşme elverişli olabilir ama 2020'de farkında olduğunuz noktalarda tekrar gündemimizi hareket şeklinde oluşacak. Önemli ölçüde her şeyi kendi alanınıza çevirmeye, yani küre size doğru dönecek. Evet, hem zorlayıcı hem çok çok şanslı hem de tüm kapıların size açılması için istemenizin ne kadar değerli olduğunu görmeniz lazım diyorum. Evet, bir de ailenize ait şehir dışında ya da yaşadığınız alanda mallar konusunda müteahhitle ilgili anlaşmalar, alanınızla ilgili değerli mallarınızın değeriyle ilgili güzel oluşumlar da söz konusu olacak. Yani aslında yapmak istediğimiz her nokta verimli, zor, hoş, keyifli ve lezzetli diyorum. Bulunduğunuz firmayı başka bir firma, farklı bir faktörün firmaya geçmek istiyorsanız çok başarılı sonuçlar yol alacaksınız ve bu yol size kendinizin yaptığı kariyerin önemli olduğunu gösterecek. Ortaklı iş, büyütmek yapmak istiyorsanız da özellikle Şubat'ın 19'undan sonra açacağınız alan, yapacağınız iş,
kuracağınız kurallar size keyif verecek diyorum. Özellikle de Haziran'da para konularımızın daha hızlı şekilde hayatımıza girmesi ve bu alandaki geçmiş para hatalarımızı artık yapmayacağız. Biriktirmek, büyütmek ve bize daha şanslı noktalar yaratacak. Yakın çevrenizle alakalı yeni insanlar seçmek zorunda kalacaksınız. Eski dostlar, eski evreleri en iyi şekilde hayatımıza alacağız. Geçmişe hoşça kal diyeceğiz. Ve bu konuda da doğru karar verdiğinizin netliğine kavuşacaksınız. Evet, bu ara sosyal ağlarda bazı insanların sizi rahatsız edici davranışları sizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar seçici insanlarla dostluk yaratmanız gerekiyor. Dijital alanlar, farklı alanlarla kendini büyütmek, tanıtmak istiyorsanız da bu konuda eğitimler ya da başvurularınız olumlu gözüküyor ve kendinizi en iyi şekilde oluşturacak. Eğer bir rehberseniz bu yıl bol bol seyahat edeceksiniz. Kendinize yurt dışı ve yurt içi bağlantılı iş kurmak istiyorsanız yapmanız gerektiğinin farkında olun ve bu konuda da çok büyük aydınlanmalarınız var gözüküyor. 35 yaş üstü sevgili takipçilerim için bu yıl size en çok önemli olan konu ne olacak biliyor musunuz? Güçlü, üretken ve başarılı sevgili erkeklere söylüyorum. Üretken ruhunuz, hırslı ve objektif hedeflerinize ulaşmak için çok doğru başarılar var. Mümkün olduğu kadar yeterli görmeyeceksiniz, daha fazlasını isteyeceksiniz. Bu fazlalık vücut enerjimizi yıpratabilir ama para enerjimizi kazanca çevirebilir. 35 yaşı kadınlarımız için gerçekten şunu demek istiyorum, duygusal yönünüzü ön plana atmadığınız sürece ve kendi evrenizdeki iş alanınıza konsantre olduğunuz sürece istediğimiz konum, yapmak istediğimiz kapıların bize güzel şekilde sunulacağı. Uzun süredir işsizseniz ve iş konularınızla ilgili şans kapım bana ne zaman güler diyorsanız Nisan'ın 15'i, Nisan'ın 25'i arasında fırsatlarınız olacak ve bu konuda da iş alanınız hayırlı olacak. Geçmişe dönük iş, miras, mahkemelerinizle ilgili bu yıl hareketli ve yoğun geçecek. Düşündüğünüz her şeyi almak için mücadele etseniz de mümkün olduğu kadar adaletli şekilde var olan haklara sahip olacaksınız. Fazlasını alamayacaksınız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Özellikle akrep ve yengeç burcu olanlardan çok güzel destek alacaksınız. Ama balık burcu bir dostunuz varsa zarar göreceksiniz ve bu zarar sizi çok fazla yıpratabilir diyorum. Evet, yıpratacağım da emin olun. Sevgili okuyan, üniversite sınavına ya da lise sınavına çalışan sevgili gençlerimiz odaklanmayla ilgili özellikle rehberlik, eğitmen ya da akademik kariyerle alakalı bölümler tercih edecekseniz hiçbir pürüz yok ve güzel başarı ve yurt dışında özellikle İtalya'da ya da İngiltere'de yaşamak ve eğitim için orada bulunmak istiyorsanız bu fırsatlarımız var. Özellikle mühendis alanına başarı sağlamak istiyorsanız Çin ve Japonya ve Almanya bu konudaki oluşumlarımızı destekleyecek. Hoşgörü sahibi olmak güzelliğini tadacaksınız. Şanslarınızı, özellikle en şanssız ayınız ne dersem Eylül, Ağustos ve Temmuz aylarında ailevi sorunlardan kaynaklı yorgunluklar ve sizi yıpratacak konular şanssızlığınızı gösterecek. Harcamalarımıza çok fazla dikkat etmemiz lazım. Lükse kaçacak evreleri dikkatli kontrol etmemiz gerekiyor. 2023 çok zorlu ve ekonomik olarak en dipte olacağımız yıl olduğu için bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Paramı neye değerlendirmek isterseniz de altın, toprak üzerine daha çok yoğunluk sağlamanızı öneriyorum. Çünkü bu konular daha hızlı olacak. Dijital sahalarda paralarınızla alakalı, kripto paralarınızla alakalı çok dikkatli kararlar vermeniz lazım. Bu kadar emeğiniz ziyan olmaması gerekiyor. Bu ara çocuklarınız ebeveyn olarak çok fazla tartışmalara açıksınız. Çalkantılı konuşmalar, saçma sapan ifadeler, aşağılayıcı sözlere çocuklarınızla alakalı noktada tutumunuz daha akıllı ve daha kıvrak olmalı. Çocuklarımızı dışarıya yönlendiriyorsunuz. Rica ediyorum günlük hayatınızda 15 dakika onlarla tatlı vakit geçirmek onların enerjinizi yükseltecektir. Aile büyüklerimizle alakalı uzun süredir kırgın olan sevgili takipçilerim, yay takipçilerim için bence onların size kırgınlıkları hayat boyu affetmiş ama siz onlara inat aynı hataları yapıyorsunuz. Bir adım atın, onlar sizi çok seviyor ve hatalarınızı affetmeyi öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu ara alternatif tıpa merak olabilir. Şifalı bitkisel
olaylara merak sarabilir sevgili ev hanımları. Bunlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Bunlar sizin için olumlu. Evliliği çok riskli olan sevgili yaylar için evliliğiniz bu yıl kurtuluyor. Ama boşanma davası olan çiftler bu yıl 2023'te gerçekten herkes yolunu ayırmış, kendi yolunu oluşturacak. Hiç evlilik yapmayan sevgili yaylar için özellikle Mayıs ayına kadar aşk maşk aramayın. İşinize, hayatınıza konsantre olun. Özellikle yaz ayı, deniz kenarı, Karadeniz, Akdeniz, Malta neresiyse okyanus size güzel bir aşk eli uzanıyor ve bu aşk size kalıcı hayat arkadaşınız olacak. Evliliğiyle güven problemi yaşayan sevgili yaylar için de zaten siz güvensizsiniz. Karşı taraf ne kadar doğru söylese de inanmıyorsun. Biraz inansanız onun gerçek yüzünü, gerçek sevgisini anlayacaksınız. Cesaretiniz yok. Özellikle kalabalık çocuklarınız varsa bir inşaat evresinde paranız ziyan olabilir. Müteahhit ya da yaptığınız yatırımı dikkatli kontrol edin diyorum. Bu ara banka kredilerimiz, kredilerimizle alakalı riskleri 2023 bitmeden çözmüş olacağız. Yalnız erkek çocuğunuz varsa ve araba heyecanı varsa dikkatli olması lazım. Hevesi farklı bir noktada ve hafif hafif keyifli enerjisi var. Kaza yapabilir. Dikkatli olun diyorum. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili ev almak ya da yuva kurmak, düzen kurmak isteyen sevgili yaylar, bu yıl bu kapılarımızda şans enerjimiz var. Özellikle iş gereği yurt dışına gideceğiniz noktada orada biriyle tanışıp oranın vatandaşı olmak istiyorsanız güzel fırsatlarımız var. Kalıcı ilişkiler, hayatımızdaki doğru noktaları doğru belirleyeceğiz ve bizi yıpratan her şeye veda edeceğiz. Ev değişikliği, evle ilgili yenilikler yaratmak istiyorsanız da özellikle 2024 bu konuda daha şanslı. Bu yıl birikimlerimizi kazanca dönüştürmemiz lazım. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız omuz bölgelerimiz, sırt ağrılarımız ve nefesle alakalı problemimiz, uyku apnemiz olabilir ve uyku problemimiz söz konusu olacak. Bu yıl bunları daha doğru ve yine tabii ki senede bir kez check-up yapmanın bir evresi yok. Ailemizde kanser ya da kanserle alakalı bir haber sonu aydınlık olacak. Ama aile büyüklerimizde kalp riski yaşayacak bazı insanlar sıkıntı verebilir. O yüzden geçmişe dönük kayıplarımız, genetik yapımızda kalp problemi varsa aile büyüklerimizi bu konuda kontrol etmemiz gerekiyor diyorum. Bir de şehir dışına, büyük şehirden küçük şehre, kasabaya yerleşmek isteyen sevgili yaylar, hayal ettiğiniz müstakil, doğa içerisinde yaşamak istiyorsanız bu enerji size iyi gelecek ve şifalanacak ve güzel bir evin, bahçeli bir evin hafif ılık rüzgar sesini, ağaçların sesiyle seyredeceksiniz. Mutluluk size, umut size, şans size geliyor ama merhamet etmeyi, vicdanlı davranmayı, hayırsever olmayı unutmayın. Rabbim her zaman hayrınızın karşılığını en iyi şekilde verecektir. Beni dinlediğiniz, tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu yıl, tatlı yıl, keyifli yıl, hayallerimizin konuşacağı bir yıl olsun sizin için. Hoşça kalın.